Bu bölümümüzde toprak nem sensöründen gelen değeri okumaya göreceğiz. Öncelikle toprak nem sensörümüzün ne olduğunu görelim. Ekranımızda görmüş olduğumuz toprak nem sensörünü kullanacağız. Toprak nem sensörümüzü hem dijital hem de analog şekilde okuyabiliyoruz. Dikkat ederseniz burada mavi bölümde bir potansiyometre bulunmakta. Bu potansiyometre nem sensörümüzü dijital olarak okuyacağımız zaman kullanılmaktadır. Bu bölümümüzde toprak nem sensörümüzü analog olarak okuyacağız. O yüzden potansiyometreye ihtiyacımız yok. Kullandığımız sensör bu şekilde. Şimdi devre şemamıza geçelim. Öncelikle sensörümüze gelen dişi dişi kabloları yukarıdaki gibi takıyoruz. Daha sonra sensörün alt kısmında A0 olan kısmı deney yap kartımızdaki A0 pinine bağlıyoruz. Burada D0 pinini kullanmıyoruz. Eğer dijital olarak okumak istiyorsanız D0 pinini kullanmanız gerekiyor. O zaman da potansiyometreden yarar Aranacağız. Bu bölümde analog olarak okuyacağımız için potansiyometreyi çevirmemize gerek kalmıyor. Sadece sayısal değerlerle kodlarımızı yazacağız. Sensörümüzün üzerinde bulunan GND bölümünü deney yap kartımızdaki GND pinine, sensörümüzün üzerinde VCC bölümünü de deney yap kartımızdaki 3.3 voltlu pine bağlıyoruz. Bu sensör 3.3 ve 5 volt arasında çalıştırılabilmektedir. Deney yap kartımızın zarar görmemesi için 3.3 voltla çalıştırmanız gerekiyor. Bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımıza geçebiliriz. Öncelikle deney yap kütüphanemizi çalışmamıza dahil ediyoruz. Daha sonra sensörden gelen değeri değişkene aktarmak istiyorum. O yüzden de nem değeri isminde bir değişken oluşturduk. Setup bölümünde öncelikle seri port ekranında sensör değerlerini okumamız için yolumuzu tanımlıyoruz. Daha sonra sensörümüzden gelen değeri A0 pininden ölçeceğimiz için A0 pinini giriş olarak ayarlıyoruz. Loop bölümümüzde sensörümüzden gelen değeri Analog olarak okuyoruz ve nem değeri değişkenini aktarıyoruz. Okumuş olduğumuz nem değerini seri port ekranında yazdırmak için bu şekilde kodlarımızı tanımlıyoruz. Son olarak da 2 saniye bir bekleme süresi oluşturdum. 2 saniyede bir sensör değerlerini okuyacağız. Şimdi kodlarımızı yüklüyoruz ve çalışmamızın nasıl olduğunu hep beraber görüyoruz. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi sensörümüz şu an boşta. Böyle bir durumda sensörümüzden gelen değer 4095 olarak karşımıza çıkıyor. Deneyap kartımızda analog ölçüm yaptığımız zaman en fazla bu değeri görmekteyiz. Nem sensörümüzü toprağa yerleştirdiğimiz zaman nem değerlerinin sıfıra doğru yaklaştığını görmekteyiz. Yani toprağımız içinde ne kadar fazla su varsa nem değerimiz de sıfıra o kadar yakın olacaktır. Kodlarımızı yazarken buna dikkat edelim. Şimdi Nem sensörümüzü soldaki bardağa yerleştireceğiz. Burada bulunan toprağımız sağdakine göre daha az su miktarına tabi tutulduğu için buradaki değerimiz diğerine göre biraz daha yüksek olacak. Şimdi sensörümüzü soldaki bardağa yerleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 1200'lerde değer almaktayız. Şimdi sağdaki bardağı yerleştiriyoruz. İlk başlarda 300 gibi değerler aldım fakat bu değer gittikçe yükselmeye başladı. Bu değerler sabit olana kadar bu şekilde bekledim. Binli değerlere geldiğimiz zaman sensörümüz sabit bir şekilde sayılar göstermeye başladı. O yüzden siz de ölçüm yaparken bunlara dikkat edin. Görmüş olduğunuz gibi şu an binli değerlere geldik ve sensörümüz bu şekilde sabit olarak bu sayı aralıklarında değer göstermeye başladı. Böylece sensörümüzden değer okumayı da görmüş olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.